Ben Ahmet Çelikkonlu. Bugün size son değişiklik yani 12 Mayıs 2023 tarihinde çıkmalarla ilgili bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri anlatacağım. Çıkmaların hangi şartlarda yapılacağı, hangi şartlarda yapılamayacağı konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Açık ve net olarak söyleyeceğim. Kafamızda herhangi bir tereddüt kalmasın. 12 Mayıs 2023'teki resmi gazetede yayınlanan bu planlı alanlar yönetmeliğindeki değişikliği biraz daha basit anlamınıza sebep olacak. Öncelikle şunu söyleyelim. Buradaki çıkma şartları, en son yönetmelikteki değişiklikteki çıkma şartları konut yapılarını kapsıyor. Bu çok önemli. Konut yapılarını kapsıyor. Şimdi onu anlatırken zaten o konuda da bilgi vereceğim. Eğer bir konut yapımız var, bir konut yapısı tasarlıyorsunuz. Dolayısıyla yer konut alanı, imar planında. Yer konut alanı. Konut alanında biliyorsunuz bütün katların konuta tahsisli olması gerekli. Yani buralarda iş yeri yapamazsınız. Konut, konut, konut. Hepsinin konut olması gerekli. Ancak bizim yönetmeliğimizde şöyle de bir madde var. Konut alanı dahi olsa zemin kat yol kenarındaysa, biraz işlekse ticarethaneye dönüştürülebiliyor. Dolayısıyla bu aslında bir konut binası. Konut binası demek ki bu yönetmelikteki bu değişiklikler bunu kapsıyor. Peki bu durumda ne yapılabilir? Bakıyoruz, konut binası zemin katı iş yeri olabilecek. Yapabiliyor muyuz bu yeni yönetmeliğe göre? Bunu yapabilirsiniz. Yapmamızın şartları şu. Bir, bu durumda yani konut binasında zemin katında iş yeri düşünüyorsunuz. İş yeri isterse zemin katın tamamı olmasın. Tek bir iş yeri olsun. Veyahut da iki iş yeri olsun. Veyahut da yarısını kapsın. Hiç fark etmez. Eğer zemin katta iş yeri tasarlayacaksınız, o binada zemin katta bir iş yeri olacaksa, bir kat olabilir, iki kat olabilir, üç kat olabilir, dört, beş kat sınırı da yok. Konut binasında zemin katta iş yeri tasarlayacaksanız şu şartların hepsine uymak zorundasınız. Nedir o şartlar? Bir, zemin kat yüksekliğiniz, yani bu iş yeri yapılacak yükseklik en fazla 4,50 olur. 4,50'den fazla yapamazsınız. Kat yüksekliklerine ilgili bir şey söylemiyorum. Diğer konutlarda 3 olur, 3,50 olur. Ama zemin kat 4,50 en fazla. Bu şart. Böyle bir konut alanında yapacaksanız. İkinci şart nedir? İkinci şart nedir? Kısa kolon oluşturulmayacak. Bu da şart. Zemin katta işleri yapacaksanız bir konut binasında kısa kolon yok. Bu da şart. Yani bat pencere açacağım. İşte tam kolonun yanında bir pencere açacağım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bat pencere olması şart değil. Kolonun yanında dahi bir pencere açamazsınız. Çünkü bu da kısa kolon oluşumuna sebep olur. Bu da şart. Üçüncü olarak asma kat yasak. Asma kat yok. Konut binası zemin katını iş yeri olarak yapacağım. Asma kat tasarlayamazsınız. 4. Binanın herhangi bir katında kapalı çıkma yapamazsınız. Kapalı çıkma yasak. Konut binası, zemin katında iş yeri yapacağım. Bunları yapamıyorsunuz. Ve son şartta yapıda böyle bir yapıyı tasarlarken taşıyıcı sistemi de yönetmelik size zorunlu kılmış. A12, A13, A14 ya da A15'ten
Birisini seçmek zorundasınız. A11 yok. Dikkat ederseniz. Hemen bu ne anlama geliyor ona bakalım. A11 deprem kuvvetlerinin hem çerçeveler hem de perdelerle karşılandı. Sırf çerçevelerle karşılandığı sistemler. A11. Perde yok A11'de. Dolayısıyla perde yapmadan böyle bir yapıyı tasarlamanız mümkün değil. A12, A13, A14, A15'ten. Yani yüksek sünek tasarlayacaksınız. Zemin katta iş yeri olacaksa konut binanızda. Kesinlikle perde olacak ve yüksek sünek olacak. Bu perdelerde sınırı yok. Yani %40'tan aşağı olabilir, %40'tan fazla olabilir. Onların zaten şartları deprem yönetmeliği tablo 4.1'de belli. Ancak kesinlikle A12, A13, A14, A15'ten birisini seçmek zorundasınız. Bu şartları yaparsanız konut binasında zemin katta iş yeri yapabilirsiniz. Bu 5 şartın aynı anda olması lazım. Benim binam 2 katlı. Benim binam 2 katlı. Üst katı konut olacak. Alt katında iş yeri yapacağım. Yine tabi mi? Evet. Yine şunlara tabi. Bu kattan bağımsız. 2 katlı da yapsanız zemin katı iş yeri yapacaksınız. 15 katlı da yapacaksınız. Sırf zemin katı iş yeri olacaksa şunlara uymak zorundasınız. Bu bir konut binası. Aklınıza şu gelebilir. Ben şuraya da iş yeri yaparsam ne olur? Planlı alanlar yönetmeliğimize göre konut bölgesinde zaten buraları iş yeri yapmanız mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani konut bölgesinde buraları zaten konut olmak zorunda. Dolayısıyla ben şuraya da iş yeri yapayım, buraya da iş yeri yapayım. Yönetmeliği dediğin gibi bir şey söz konusu değil. Konut bölgesinde zemin katı iş yeri yapmanın bir katlı da olsa binamız, iki katlı da olsa, üç katlı da olsa, 20 katlı da olsa şartları bu. Bu 5 şart aynı anda uygulanacak. Bunu anladık. Yine bu çıkma ile ilgili planlı alanlar yönetmeliğinde yapılan bir diğer değişiklik yine konut yapılarını kapsıyor. Zemin artı 4. Bunu unutmayın. Konut. Zemin artı 4. Zemin artı 4 ve üzeri. Zemin artı 4 ve üzeri. Zemin artı 4 ve üzeri. Kapalı çıkma yapamazsınız. Kapalı çıkma yasak. Kapalı çıkma yasak. Konut yapısı yapıyorsunuz. Tamamı konut olacak. Deminki gibi zeminde iş yeri falan yok. Yapı konut yapısı. Zemin artı 4 ve üzeri yani 5 kat ve üzeri yapılar. Kapalı çıkma yapamıyorsunuz. Yasak. Bunun altındakilerde kapalı çıkma yapabiliyorsunuz. Yani demek ki burada 5 kat sınır. 5 kat üzeri yasak. 5 kat üzeri yasak. Yapı konut yapısı. Tabii burada dikkat etmemiz gereken. Peki çıkma yapamıyorum. Kapalı çıkma yapamıyorum. Kapalı çıkma yapamadığım zaman bizim planlı alanlar yönetmeliğimiz ve imar kanununda bir takım tabii kayıplar olacak. Mimar arkadaşlarım veyahut da vatandaşların nedir? Orada işte emsal diyor ki emsal 2. Emsal 2.50. Bunları kapalı çıkmalarla kapalı çıkma yaparak yer kazanılıyordu ve emsale uygun hale getiriyordu. Veyahut da işte balkon yapıyordu. İşte yan bahçe mesafesi, yan bahçeye en fazla 2 metre kalacak. İşte ön tarafta yola 3.50'den fazla yaklaşmamak kaydıyla. Dolayısıyla kapalı çıkmada yasak olduğu için 5 katlı üzerinde bir kayıp söz konusu vatandaşın. Bu nasıl girilecek? Yönetmelik şunu söylüyor burada da. Konut yapısı yapıyorsunuz. Şöyle bir konut yapısı düşünelim. 5 katlı olacak bu. Tamamı konut. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 katlıymış benimkisi. Benimkisi 6 katlı. Şuraya kadar da parsel sınırım var. Burada da bahçe duvarım var. Şurası da arka bahçe. Normalde
Eskiden ben ne yapıyordum planlı alanlarda? Bunların hepsi konut, dikkat ediyorsanız. Konut. Zemin iş yeri olacak, sana bırakıp şunu verecektik. Normalde ne yapıyordu arkadaşlarımız? Zemin katın üstüne hemen şuraya bir kapalı çıkma yapıyordu. Şuraya 350'den fazla yaklaşmama şartıyla, özür dilerim. Kapalı çıkma yapıyordu ve şuraları da kullanıyordu. Aynı şekilde arka taraftan da yapıyordu veyahut da emsalden dolayı. Ama şimdi 5 katı üzerinde yönetmelik bunları yasakladı. Şimdi bir şey söz konusu, bir kayıp söz konusu. Vatandaş ne yapacak? Veyahut da mimar tasarımı nasıl yapacak? Bu konut yapılarında. Yönetmelik şunu getirmiş. Eğer diyor böyle bir kayıp varsa diyor emsalden diyor çıkma yapamadığından dolayı vatandaş konut yapısında. O zaman diyor arka bahçede diyor 1 metrelik kısmı diyor tekrar kullanabilir diyor. Burada 1 metrelik kısım kolon dikebilir diyor aşağıya ve bunun üzerine çıkma değil ama binasını büyütecek. Artık bu çıkma değil. Burada çıkma yapması gereken yere konut diyor. Eğer bunun bodrumu da varsa, yapının bodrumu da varsa bu kolon bodruma kadar değinecek. Bu kolon bodruma kadar değinecek ve vatandaş şurayı kullanacak. Burayı da kullanacak. Bu çıkma olmayacak. Artık bildiğiniz kolonlu bir sistem olacak. Ancak yönetmenim şunu söylüyor. Bunun altı da diyor çıkma yapacağı zaman bunun altını da diyor zaten diyor bahçe olarak kullanacağı için buraya kolonu dikecek ama buranın kenarlarını örmeyecek diyor. Oraya yine vatandaş bir köprünün altı gibi yeşillik yapacak, kullanacak. Yani dışı açık ortam olacak. Hiçbir yerine duvar örmeyecek. Böyle yaparak diyor, arka bahçede diyor, bu kaybını kapatabilir diyor emsalde. Bunu da yaptı. 1 metre çıkabiliyor en fazla. 1 metrelik kısımda. Yine de emsali yapamadı. İkinci şıkta diyor, bunu da yapsa diyor, yine de olmazsa diyor, ön bahçeden de ben aynı hakkı veriyorum diyor. Yani ön bahçeden de 1 metrelik kısmı binasına katabilecek. Buradaki kolonda yine ta temele kadar inecek. Temele kadar inecek. Ama üst katları yine kullanacak. Çıkmada olduğu gibi. Ancak daha önce çıkmadan verilen bu hakkın bu hak dolayısıyla şurayı kenarlarını öremeyecek. Aynı bir köprü altı gibi şurası yine bahçeye tekabül bahçe olarak kullanılacak. Burada önemli olan şu. Bu 1 metrelik kısımlardan dolayı ta bodrum ve temele kadar iniyordu kolonlarımız. Önce diyor emsalden diyor kaybı varsa diyor önce arka bahçede bunu kullanacak. Arka bahçede şu 1 metrelik kısmı kullandıktan sonra kaybı kapanıyorsa ön tarafta kullanmasına gerek yok. Ancak karşılanmazsa ikinci olarak ön tarafa kullanabilir. Yani ben ister önde kullanırım ister arkada kullanırım dedi kaybı yok. Önce arkada yetmezse önde. Ve buradan kazanacağı da kesinlikle çıkmalı olarak yapacağındaki emsalden veyahut da kazançtan fazla olmayacak. O zaman yine konut yapılarında 5 kat ve üzeri yapılardaki durum bu. Daha düşükse yani binamız zemin artı 4 kattan daha düşükse ne olacak? Zemin artı 3 kat. Atıyorum zemin artı 2 kat yapımız. Şunu düşünelim. Konut yapısı yine. Bu dediğim konut yapısı. Şurası zemin kat. Yine iş yeri yok. Şurası zemin kat. Şurası birinci kat. Şurası ikinci kat. Dört kattan düşük olduğu için bu yapılarda çıkma yapılabilir. Kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkma yapıldığı zaman konsolun yapıldığı kolon kesinlikle kirişlerle çerçeve girişi oluşturulacak. Bu zaten çok problemdi biliyorsunuz. Salonda kiriş görülmesin diye kiriş konmuyordu. Şimdi bu değişiklik bunu zorunlu hale getirdi. Ve zemin artı 4'ten daha düşük yapılarda artık konut yapılarında artık oraya kiriş atmanın zorunlu olduğu yazılı olarak ifade edildi. Yapılmak şartıyla konsol yapılabiliyor. Zemin artı 4 ve üzeri yapılarda zaten çıkmanın nasıl yapılacağını anlattım. Bu da konut bölgesinde. Bu da konut bölgesinde. Dikkat edin. Dediklerimiz hep konut bölgesinde çıkma. Ben alışveriş merkezi yapacağım. Alışveriş merkezinde bundan hiçbirisi tabi değil. Alışveriş merkezinde yapabiliyorsunuz. Alışveriş merkezi serbest. İş yeri yapacağım. Her tarafı. Onlarda bir problem yok. Otel binası yapacağım. Sorun onları kapsayan bir durum yok.
konut yapılarını kapsıyor. Bu şartlara uymak şartıyla çıkma yapabiliyoruz. Bunlar ne zaman devreye girecek? Tabii bir de o önemli. 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle bu anlattıklarım geçerli. 1 Temmuz 2023'e kadar bugün çalıştığınız gibi çalışabilirsiniz. İyi çalışmalar.